Efendim merhabalar, yeniden birlikteyiz. Konuğum Cumhuriyet Gazetesi yazarı, Herkese Bilim Teknoloji Dergisi'nin kurucusu. Demin onu konuştuk arada. Ya bilimde, teknolojide neler 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 oluyor. Ama bir türlü onu konuşmaya sıra gelmiyor, fırsat gelmiyor. Ver arkadaşım, ben sürekli alırım senin dergini. Biliyorum. Ama Şurada bir tane ver bir bitirdim tane aslında gösterelim yani bu. hazır. Şimdi Bugün piyasada olan bugün sayısı. piyasada henüz almadım dolayısıyla. Sana Yaşamın hediye sırrı olarak bir şey yapayım virüslerde mi? zaten. Bunu birazdan soracağım virüs derken çünkü şu sıralarda en çok COVID-19 virüsüyle muhatabız biliyorsunuz. Onlara bir bakacağız, konuşacağız nasılsa. Bunu da sorarım da. Ben önce bu ikinci bölüme bir düzeltmeyle başlamak istiyorum. Bir izleyicimiz hem bana göndermiş mesaj hem Orhan Bursalı'ya göndermiş. Bu uçan yerli araba haberi eski demiş. Aa bir baktık ki hakikaten eski. 2014. Bir düzeltme. Ki şimdi şöyle ama bundan ne çıkıyor? Uçan araba 6 yıldır uçamıyormuş. Yani hani Japonlar teklif vermişlerdi. Ne kötü bu Japonlara yol? İnsan o teklifin yerini getirmez mi? Bizim buradaki üniversite mi doğru söylememiş? A Haber mi atlamış bu olayı? Japonlar mı bizi kandırmış? Ben anlamadım gerçi. Ama hakikaten araştırdım. Ben daha bugün gördüm bu haberi Tweet'te sosyal gördüm, medyada. evet. Evet. Görünce üzerine de çok yorum yapılmıştı. Paylaştım. Aslında dikkat etmek lazım. Özür dilerim. Hakikaten dikkat etmemişim. Ama o dikkatsizlikten ortaya çıkan tablo başka bir soruya götürdü beni. Hakikaten bu araba 6 yıldır uçamıyormuş, yerli uçan araba. Da o iddia neymiş o zaman vaktiyle? Japonlar bayılmış, ilgi odağı Yalan. olmuş. Yalan üretme fabrikası. Masal. Masal. Pardon. Ya masal diyeyim. Masal anlatma. Medyası yaratıldı ya. Onun bir parçası olarak. Yani buradaki sistem şöyle çalışıyor. Türkiye'de ne kadar büyük bir ülke, ileri yönelik süper güç bir ülke, zengin bir ülke, hızla dünyada tırmanan bir ülke olduğunu göstermek için yalan haber üreteceksin. Şimdi peki mesela geçenlerde işte Karadeniz'de önce bir yerde bir doğal gaz rezervi bulduk. Berat Albayrak bizzat gemiye çıkıp açıkladı. Daha sonra bizzat Erdoğan açıkladı doğal gaz. 90 milyar metreküp daha ilave Evet. etti. Peki neticede hani daha olmamış bir şeyden söz ediyoruz. Daha rezerv bile tespit edilmemiş aslında. Rezervin tespit edilmesi için ne gerekiyor? Orada kuyu açacaksınız. Bir tane de değil. Bir sürü. Birden fazla kuyu açacaksınız. 9 diyen var Evet. vesaire. Kuyu açacaksınız, sondaj yapacaksınız. Oradaki miktarı tespit edeceksiniz. Daha onlar yok. Ama bunları... Sismik araştırmalarda elde edilen bir rezerv var orada. Yani sismik araştırmalar yalan söylemez. Tabii ki bir doğru Vardır söyler. muhakkak tabii. Ama onun gerçekten de miktarını saptayabilmek için sondaj yapmanız lazım. 9-10 tane sondaj çeşitli, o sahanın çeşitli yerlerinden sondaj yapacaksınız ki gerçekten de ne miktar var, ne hacimde oradaki doğalgaz, onları saptayabilmeniz lazım. Onların hiçbir tanesi daha yapılmış değil. Şimdi Ama 23'te biliyorsun akıtacağız dedi. Karaya vereceğiz dedi 23'te. 2023'te. Hedef o. Cumhurbaşkanı talimat verdi. Şimdi ben şöyle bir şey düşünüyorum tabii. Aklıma geldi hep. Yani biz muzır insanlarız galiba orada. Tek herhalde. kuyu, tek kuyu olan bir tek kuyu açarlar orada. Önemli değil rezervin miktarı. Onu karadan akıtırlar. Böyle bir şey yapabilirler mi? Yaptık derler. Yaptık. Yaptık oldu. Yani gene o araba haberine bağlayacağım. Yani olmayan bir şeyin üzerinden siz haberler yapıp müjdeler vereceksiniz. Japonları işin içine karıştıracaksınız. Henüz daha bilemediğimiz bir miktardaki doğalgaz için müjdeler Tabii salacaksınız 4 yıl burada. sonra, 4-5 yıl sonra için doğalgazın Tabii. ucuzlaması müjdesini de verdiler. Kim sokaktaki Kimdi? zavallılar Bakan bedava verdi bile bunu. zannetti.
Evet, bakan verdi. Doğalgaz çok ucuzlayacağız, ucuzlatacağız dedi. Yani biz zengin oluyoruz, biz satacağız. Şimdiden sattılar doğalgazı. Bu haberleri görmedin mi? Gene benzer kaynaklarda. Sen A Haber değilse Ma Haber'de çıktı. Tabii. Orada çıktı, burada çıktı. Şimdiden sattılar bile bir şeyi. Orada hacim macim falan kalmadı. Yani oradaki doğalgaz kaynağı şimdiden satılmış durumda. Erdoğan bir başka şey daha söyledi. Çok dün önceki gün söyledi. Dedi ki 2021'in yani önümüzdeki yılın baharı gibi galiba yerli korona aşısı tamam dedi. Değil mi? Dedi öyle bir şey. Dedi. Peki nasıl dedi? Şimdi üç tane. Yani kesin mi aşı? Hayır. Nasıl söylüyor Erdoğan? Şimdi bu hayvan deneylerinin başarılı geçen üç tane aşı var. Bilmiyoruz. Hı. İnsan deneyleri hiçbir zaman daha yeni başladı ve başlayacak. Öyle bir izin verildi ve verilecek. Şimdilik hastanelerde test edilen sadece Rus aşısı ve aynı zamanda Çin aşısı. Çin aşısının testleri de hastanelerimizde yeni başladı. Hacettepe ve bir sürü başka hastanelerde deneniyor orada. Bizim aşılar ise henüz daha o aşamaya gelmiş değil. Birinci, ona üçüncü faz aşıları, yani kitlesi olarak 80-100 bin, 200 bin kişiye test edilecek bir aşamada o Rus ve Çin aşısı. Bizim aşılar ise henüz daha 30-40 kişiye test edilebilecek bir aşamada, yani birinci fazda. Bir miktar ancak 30-40 kişiye test edilebilecek bir aşıdan üretim yapabilmiş durumdayız. Yani dolayısıyla... Daha birinci o denenecek. İkinci faz çok daha büyük bir kitleye denenecek. Bunlar ama Çin, Rus diyorsun. Yani bir de yerli aşı müjdesi veriyor. Ben yerli aşıdan bahsediyorum son şeyimde. Üstelik de tabii. Tabii. Yerli, son anlattığım yerli aşıyla işte ilgili. Söylemek istedim yani o daha öbürlerine oranla daha da çok, geride. Aylar alacak, daha da geride. Aylar alacak bir şey. Ben ilkbahara yetişebileceğini sanmıyorum. Bir de şu var Ayşenur. Sen bu insanlara test aşamasında geldiğin zaman ve bütün o süreci tamamladığın zaman belki de aşının hiçbir şeye yaramadığını göreceksin. Öyle şeyler de var tabii. Tabii böyle binlerce aşı böyle o aşamalarda heba olup gidiyor. Ya yaramadığı ya da yan etkisinin daha beter olduğu aşılar var. Her neyse şuraya bu şekilde. Yani tehlikesi olacak, etkisi fazla olacak veyahut da etkisiz olduğu görülecek. Gerekli yani ince ayarların yapılması gereken bir süreç bu. Böyle ha deyince olacak bir şey değil ve dünyada aşı üreticileri, Dünya Sağlık Örgütü elinde aşı üretimi konusunda, aşı üreten şirketlerin de elinde bir protokol var. Bütün bu protokole uygun bir şekilde bu aşıların üretilmesi lazım. Yani Türkiye'de eğer başarılı bir aşı geliştirilecek olursa, inşallah, bak bunu kalpten istiyorum. Çünkü insanlarımızın orada göz nuru var, bilgisi var, bilimi var, çabası siyasetin var. Siyasetin değil, bilim, Türk tabii. Bilim insanlarının... Tabii. Şeysiz tabii. Emeğidir bu. Tabii. Küçümsenebilir mi? Evet. Çok seviniriz böyle bir şey. İnşallah başaracak. Başaracaklardır. Biz de mutlaka bir iki üniversitede bu başarılacak. Umarım erken vaziyette olur. Ama benim öngörüm eğer başarılacak bir aşı varsa bunun yazı geçeceğini tahmin ediyorum. Sonbahara kadar. Peki şimdi aşı meselesi de bir takvim için bunu öngörüyorsun sen. Dediğim gibi bu konularda araştırma yapan bir gazeteci olarak senin öngörün önemli tabii. Ama koronanın kendisi için bir öngörün var mı? Yani sürü bağışıklığı nedeniyle mutasyon olarak ya da işte dışarıda bulunabilecek bir aşının bize elbette nasıl geleceğini tahmin edersiniz. Hani aşı sanki efendim yaş sınıf ayırmıyordu ya, hayır. Biliyor, siz de biliyorsunuz. Ayırıyor. Parası olan o aşıyı alacak, yaşayacak. Evet. Bu konuda bir öngörüm var mı? Yani korona kabusunu nasıl aşarız? Bu alanda bilinmezliklerle dolu bir alana sen parmak attın, girdin orada. Çıkayım, müsaadenle. Evet, oradan biraz uzak dur orada. Tamam. Çünkü ben de uzak duruyorum. Burada bilinmezlik var. Bilimin cevaplayamadığı bir şey. Çünkü o aşıları şu bile belli değil. Ne kadar bağışıklık diyelim ki bağışıklık kazanıyor. Yani içinde senin
bağışıklık sistemini tetikliyor, uyanık hale geliyor ve koronavirüsü kaptığın zaman onu yok ediyor. Dolayısıyla hafif atlatıyorsun veyahut da hastalanmıyorsun. Aşının bütün amacı bu zaten, hı hı, orada. Buradaki acaba bu süreklilik mi? Mesela grip aşısını her yıl için oluyoruz. Çünkü geçici bir süre ancak etkili oluyor vücudumuzda. Bedenimiz onu unutuyor sonra. Antikor üretmeyi unutuyor. Bir daha yıl grip aşısını yeniden oluyoruz. Acaba koronavirüs aşısı da böyle mi olacak? Bu konuda hiçbir bilgi sahibi değiliz. Yani iki kez olacaksınız. Beden onu sürekli antikor üretimini tutacak mı? Bazı aşılar mesela şu şekilde. Zatürre aşısı. Artık bir kez oluyorsun. Hayat boyu bağışıklık kazanıyorsun. Çünkü bağışıklık sistemimiz zatürre aşısını kendi belleğinde etkisini saklıyor oradan. Dolayısıyla sürekli bir koruma sağlıyor. Ama korona aşısının böyle bir niteliği olup olmayacağını bilmiyoruz. Yok. Yani en azından şimdilik hiçbir şey bilinmiyor konuda. Bununla ilgili bu o aileden grip aşıları konusunda böyle sürekli bir bağışıklık sağlanmadığı için korona aşısında da böyle sürekli bağışıklık sağlamayacağı konusunda bir fikir var. Şimdi zaten grip aşısında yaşanan kaos, biz bu kaosu önce maskede yaşadık biliyorsunuz. Maske konusunda inanılmaz şeyler oldu. Hani belediyeler verirdi, vermezdi, öyleydi, böyleydi. Parayla'ydı, yok bedavaydı, eve göndeririz falan derken sonunda geldiğimiz noktayı biliyorsunuz elbette. Şimdi grip aşısında aynı kaos yaşanıyor. Birinci bölümün sonunda Orhan Bursalı anlattı. Dedi ki grip aşısı biz üretmediğimiz için artık hani fısıl sahayı falan kapatıp da aşı üretimini bitirdiğimiz için. Evet, sadece grip aşısı değil. Aşı üretmediğimiz için dışa bağımlıyız. Her konuda dışa bağımlıyız ya, bu konuda fena halde dışa bağımlıyız. Ve getire getire de sınırlı sayıda aşı getirilebiliyor. Şimdi bir de bunun düşünün, hani grip aşısı, ben mesela hayatımda hiç olmadım grip aşısı. Ben oldum. Olmadım. Geçen sene bulamadığım için olamadım. Bak geçen sene başladı bu olay. Geçen sene az miktarda, az miktarda getirdiler. Bir parti dağıttılar, olan oldu, olmayan olmadı. Fakat bu korona pandemi başladı. Dolayısıyla tecrit edince gripe karşı da bu sefer kendini koruma altına aldın ve kışı böyle geçirdin. Şimdi bunu şunun için söylüyorum. Grip aşısı konusunda yaşanan kaos, sınırlı sayıda aşı getirilecek ve belli kriterlere sahip olanlar kullanabilecek. 5 puan almanız gerekiyor. 5 puanı aldığınız zaman zaten neredeyse ölüm döşeğinde sayılıyorsunuz. Yani hiç iler tutar yerinizin kalmaması gerekiyor. Bunun bir de hani gripten ölmüyorsunuz çünkü. Ama koronadan ölümcül olan yanı var malum. Koronadan can kaybı şaşırtıcı bir durum değil. Orada nasıl bir kaosa yol açacak? Hani tahmin etmek kehanet değil. Şimdi gelelim. Çünkü grip çünkü akciğerleri de etkilediği için bütün bedeni ateş vesaire falan. Bir de koronayı yakalanırsan o katmerleşiyor. Bu bakımdan gripe yakalanmaman lazım ki koronayı yakalanırsan hafif atlama şansını kullanabilirsin.